1947'den beri çalışıyorum. Bu ellerim kaç kere su topladı. İşim varsa işimle konuşurum. Çalışacağım zaman da mekiğimle tezgahımla konuşurum. Anam dokurdu, siyah boyar, bundan okul elbise dedim. Yeşilin kendine yurt edindiği yer, Pisi. Bugünkü adıyla Yeşil Yurt. Muğla'nın şirin kasabası, yaz mevsimine doğanın huzur verici tonu ve canlılığıyla giriyor. Çetin bir kıştan sonra ilk nefeslerini alıyormuşçasına açan çiçekler, renklerini tüm cömertliğiyle insanoğluna sunarken, yeşil rüzgarın sesiyle yeniden uyanıyor. Su ve güneş, toprakla yeşile adeta yeniden renk veriyor. Büyük şehirlerin soğuk duvarları arasında sesleri, kurulu çalar saatlere konulan sabah müjdecileri de yaz mevsiminin gelmiş olmasından memnun. Geceyi aydınlatan Bedir, yerini dağların arkasından gelen gündüzün habercisine bırakırken, beldede hayat kimileri için bu saatte başlıyor. Kasabaya hakim tepelerden baktığınızda, doğanın Yeşil Yurt köyünden cömertliğini hiç esirgememiş olduğunu görmek zor değil. Dağların arasında alabildiğine geniş arazilere sahip olan Yeşil Yurt beldesi, Muğla'ya 14 kilometre uzaklıkta. Nüfusunun çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu, 2000'i aşkın bir nüfusa sahip olan beldede ekonomi insan elinin ürettiklerine bağlı. Bir tane daha koyarsan 4 liralık oluyor. Yeşil Yurt'un 1961'e kadar tarih sayfalarındaki bir diğer adı Pisi. Eski Yunanca'da balık anlamına gelen Pisi isminin 1940'lı yıllarda meydana gelen deprem sonrası Yeşil Yurt Ovası'nın hemen altından geçtiği anlaşılan bir nehir yatağından fışkıran suların balıkları da beraberinde getirmesiyle köye verildiği varsayılıyor. Kasabanın merkezine gelirken size eşlik eden bitki örtüsü içeride yerini yavaş yavaş asmaların yarenlik ettiği eski ve yalnız yapılara, taş evlere ve Muğla mimarisine bırakıyor. Kerimoğlu türküsünün ana vatanında cumbalı balkonuyla güzelliğinin ve özelliğinin farkında olan bir Muğla evi, tüm heybetiyle beldeye gelenleri göğsünü gere gere karşılıyor. Kasaba içindeki eski yapılarda, cami duvarı gibi olağan yerlerde ilk çağ kenti yapılarından devşirme parçalara az da olsa rastlamak mümkün. Yeşil Yurdu deyim yerindeyse dünya çapında bilinir kılan konu dokumacılık. İpek ve pamuk dokumacılığının insan eliyle üretildiği ender yerlerden biri olan beldede kadınların rolü neredeyse erkeklerin önüne geçmiş diyebiliriz. Onları bir gün pazar tezgahının arkasında, diğer bir gün dokuma tezgahının arkasında görmek mümkün. Yeşil Yurt'ta yapılan her dokumada kadının izi var. Üstelik oldukça zahmetli bir iş. Günün neredeyse 10 saate yakını dokuma tezgahının başında geçiyor. İpek dokumasının değeri bir başka. Ancak gerek işlenmesindeki zorluk,
gerekse beldede ipek dokumacılığını yapan az sayıda aile kalmasından ipek yerini pamuk dokumacılığına bırakmış. Üstelik maliyetlerin ve satışın yüksek olması ipeğe olan ilgiyi giderek azaltmış. Bununla beraber Karacan ailesi, Yeşil Yurt'ta pamuk dokumacılığını geçinmek için yapan neredeyse tek aile olarak kalmış diyebiliriz. Beldenin diğer bayanları ise bu aileye zaman zaman yardım, zaman zamansa iş yapıyor. Köydeki en hummalı çalışma Karacan ailesinin evinde yapılıyor. En çok tezgah da sadece bu evde kalmış. Sabahın sessizliğini bu evde çocuklar değil, dokuma tezgahları bozuyor. Birinci sınıf kalite olan %100 pamuk ipliklerini biz satın aldıktan sonra o iplerin ilk işlemi olarak haşılama işlemine başlıyoruz. Haşılı yaparken de ocakta kaynayan suyun içerisine erittiğimiz unu, yani bulamaç haline getirdiğimiz unu içine koyup bir süre pişiriyoruz. Yani onun pişmiş olması lazım. Pişince de biraz serinleterek ipliklerin üstüne döküyoruz, leğenleri hazırladığımız. O işlemi yaptıktan sonra o suyun içinde 1,5-2 saat kadar kalması lazım. Bunun sebebi de oradaki iplerin haşılı iyice içine alması lazım ve dokumada bize sıkıntı yaşatmaması gerekiyor. İpler bekledikten sonra onları suyunu sıkıp leğenlerden alıyoruz. Çok aşırı güneş olmayan yerde kurutuyoruz. Çok aşırı güneş olmaması lazım. Onlar kuruduktan sonra gelepleri bobinlere aktarıyoruz. Bobinlerden sonra hazırladığımız bir modeli, rengi, düzeni varsa çözgüye takıyoruz iplerimizi. Oradaki miktar bize bağlı. İşte 50 metre olabilir, 100 metre olabilir ya da tekrarı olabilir. O miktarda çözgüyü yapıyoruz. Çözgü yapıldıktan sonra çözekteki ipleri kavuk haline getiriyoruz. O kavuğu da yapmazsak ipler karışır, dolaşır birbirine, iyi olmaz. Sonra hazırladığımız tarağıyla kavuğu birbirine uluyoruz. Yani ikisini birbirine ekliyoruz ki tezgahta devam etsin. Onu bitirdikten sonra da tezgaha koyuyoruz. Dokumaya hazır hale geliyor iplerimiz o vakit. Dokumaya başladığımız zaman da metresi veya belli bir renk düzeni varsa üzerinde yapılacak işlemine göre dokumasını da devam ettiriyoruz. İpliğin dokunma hikayesinin yanı sıra köyün dokumaya yönelmesinin hikayesi de ilginç. Karacan ailesinde ve pamuk dokumacılığında Yeşil Yurt'un bugün neredeyse en eskisi 75 yaşındaki Nurten Aslan. Dokumacılığın eski nesilden bugüne aktarılmasını sağlayan ve sonraki yıllarda Yeşil Yurt dokumasının dünyanın en pahalı sinema filmlerinden biriyle anılmasını sağlayacak isimlerden biri olan Nurten teyze, hayatının 65 yılını dokumaya adamış. 20 yaşında oturduğu dokuma tezgahında öğrendikleriyle kendi ailesini ayakta tutmayı başarmış Nurten Karacan. Zaman zaman işler kötü de gitse hayatı dokumayı hiç bırakmamış. Üstelik birçok genç kızın çeyizliğini de elleriyle hazırlamış. Dokumaya 20 yaşında başladım. 20 yaşından sonra 75 yaşın varına kadar bu ipek, iplik her türlü. Karnını doyuruyor, sandığını dolduruyor, çenesini yapıyor. Ben dedim bu yolu devam edeyim. Şimdi bu yolda şöyle böyle derken binlerce kızın çenizlerini dokudum. İpeğini dokudum, zohru bezini dokudum, çarşafını dokudum. Bu balık analık gömleklerini dokudum. Sakın dedim ipek gömleği yok,
Çarşaf yok dedim, dövüş olmasın bunun ucundan mı? Ben yaptırdınız, biz bu aşamayı geldik dedim. Ama bundan sonra yeni yetişenlere devam edin. Şöyle böyle derken biz bu işi bu sene elden çıkardık çocuğum. Bu böyle gitti benim. Bundan sonra kardeşlerimi devrettim. Eksikler varsa, darak gücüler varsa, çekimler varsa, ip çekmeleri, bükmeleri varsa onları destek oluyorum. Ben de bu kadar. Yeşil Yurt'ta dokumacılığın başlangıç yılları aslında başka bir geçim kaynağının da tükenmeye başladığı yıllara denk geliyor. Yeşil Yurt köyünden yurt dışına uzanan dokumanın hikayesi, eskiden beldenin önemli geçim kaynaklarından biri olan tütüncülük de, daha evvel randımana göre uygulanan fiyat politikasının artık grada, yani kaliteye göre uygulanmasıyla başlamış. Yeşil Yurt'ta çıkan tütünün B kalite olması nedeniyle 1986 yılında yeni bir çıkış arayan Yeşil Yurtlular dokumayla yeni bir başlangıcı adım atmış. İlk başlarda kadınların halk eğitim merkezlerinde açılan meslek edindirme kurslarında ürettiği küçük çaplı dokumaların sergilenmesiyle başlayan süreç, 1992 yılında dönemin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın girişimleriyle devlet tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk kadın projesi olma özelliğini kazanarak ileriki yıllarda Yeşil Yurt'un Avrupa'ya açılmasını sağlayacak önemli bir gelişmenin temellerini oluşturmuş. Babasının okumasını istemediği Zeynep Karacan, Yeşil Yurt dokumasının bu noktaya gelmesindeki önemli isimlerden biri. Zeynep Karacan ilk sınavını ise köyün erkeklerine karşı vermiş. Sergi sonrasında ilk kadın vali bize şunu söylemişti. Biz artık bu işi bir daha ciddi yapmalıyız. Projelendirip öyle gelin bana. Bunu projesini getirin ki Devlet Bakanlığı'ndan sizin onayınızı alayım demişti. Biz geldik. Belediye Başkanımız Mehmet Güner ve diğer arkadaşlar 3 kişi oturduk. Belediyenin zabıta memuru vardı Şeref abi. O daktiloyu kullanabilen tek kişiydi bu arada. Lise mezunu olduğu için kendisi. Birlikte oturduk ve bütün 3 sınıfın birlikte bu konuda tek tek detaylandırarak hepsini oturduk. Bir akşamda yazdık. Ertesi günde Vali Hanım'a götürdük. O da çok güzel olduğunu. Yani ben dedi bu kadar dedi, bir günde böyle bir projenin geleceğini beklemiyordum. Ama siz zaten buna hazırmışsınız dedi. Gönderdik. Çok kısa bir süre sonra da kursumuz açıldı. Tütüncülükte izlenen politikalar sonrası dokumaya yönelen Yeşil Yurt köyünde Muğla valisi Lale Aytaman'ın girişimleriyle açılan kurs köyün adeta kaderini değiştirmiş. Kısa sürede açılan kursa köyde 7'den 70'e birçok kişi katılmış. Diğer taraftan neredeyse her Yeşil Yurtlunun evindeki sandığında bulunan kumaşın bir anda devletin de destek verdiği bir projeye dönüşmesi ve gelecek için olumlu sinyaller vermesi, özellikle tütüncülükle uğraşan kesimden iş gücünün bölünmesi sebebiyle tepki görmüş. Bu tepkiye aldırış etmeyerek kursa katılan köyün kadınları aslında Yeşil Yurt'un kaderini değiştirmiş. Kursun köyde açılmasını sağlayan isimlerden biri olan Zeynep Karaca'nın öğrencileri arasına annesi Sebahat Hanım da katılmış. Ben kızımı öğretecektim. Ben kızımdan öğrendim. Daha önce de annemle beraber yapıyorduk. Kızım kurs açınca kursunda ablamla kızım beraber kurs açtı. Ben de ondan kurslarına katıldım. Eksiklerimi orada tamamladım. Sonra bu işimizi devam ettirdik. Evimizi aldık. Evimizde hep birlik ailemle, ablalarımla, komşularımla beraber devam ettirmeyi sürüyoruz. Zeynep Karacan'a en büyük destekse Nurten Hanım'dan gelmiş. Tezgahların kurulumundan üretime geçiş aşamasına kadar hummalı bir süreç başlamış. Bu süreç meyvelerini kurs sonrası açılan ilk sergide vermiş. Beldedeki çay bahçesine açılan sergiye katılan isimlerse Yeşil Yurt'un dokuma konusunda geleceği noktanın habercisi olmuş. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz kumaşın bu kadar aslında tabii şey kısmı var, istihdam kısmının ötesinde çok özel de bir durumu var. Yani gerçekten Bülümcük ve çok eski tarihlerden beri nasıl yapılıyorsa aynı orijinallikte ve aynı sonuçla biz kumaş üretiyoruz. Sadece modellerini değiştirdik, masa örtüsü yaptık ya da işte elbise yaptık, bir tür yeni ürün yaptık fakat ana maddede, ana görüntüde pek fazla bir şey değiştirmedik. Onun için de çok özel bir kumaştır bizim üretmiş olduğumuz bu yöresel kumaşımız.
Bir kadın projesi olarak başladığımız bu çalışmanın yapmış olduğumuz bütün ürünlerini biz yıl sonunda burada, buranın çok güzel bir mekanı olan Çınarların altında bir belediyemizin şeysi vardır. Dinlenme yeri, çay bahçesi gibi bir yer. Oradaki binanın içerisinde bütün kurs ürünlerimizi, kursta ürettiğimiz ürünlerimizi ve daha önceden ustalarımızın dokuduğu o yerel ipekli bürümcük kumaşlarımızın bulunduğu bir sergi açtık. Tabii bu sergiyi Lale Hanım'ın, valimizin de çok büyük bir desteği oldu. Çünkü niye? Biz bu sergiyi Muğla'nın Yeşilyurt beldesinde Maşat'ta açtık. Fakat bizim ziyaretçilerimiz, uluslararası ziyaretçiler de vardı. Ümit Boyner'in dahi o sergide ziyaret eden ziyaretçiler arasında olduğunu söylüyor. Çünkü şöyle bir durum var. Biz hakikaten o sergiye gelecek olan katılımcıların, ziyaretçilerin bu kadar ilgili ve bu kadar seviyesinin yüksek olacağını düşünmemiştik. Çok da şaşırmıştık. Beldede başlayan sergi Yeşil Yurt'un ve hatta ülkenin sınırlarını aşmaya başlamış. Muğla'nın Yeşil Yurt beldesinde başlayan ipek ve pamuk dokumacılığı Hollanda'nın ilgisini çekse de Zeynep Karacan için dokumanın ana vatanı hep Yeşil Yurt olmuş. Biz bu Yeşil Yurt'taki sergimizi açıp bitirdikten sonra ve daha sonra da bu çalışmaların tanıtımını devam ettik. Yurt içindeki pek çok fuardan davet aldık. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerimizde fuarlara da katıldık. Çok güzel tanıtımlarımız yapıldı. Talepler artık gelmeye başlamıştı. Hatta yurt dışına da açıldık ve bizim için hakikaten çok güzel bir durumdu. Hollanda'ya, Fransa'ya ve Kanada'ya da biz kumaşımızla birlikte, dokuma tezgahımızla birlikte gittik. Kumaşımızı tanıttık. Oradaki Türk festivallerine katıldık. Hem ülkemizi temsil ediyorduk. Bu çok güzel bir durumdu. Aynı zamanda kumaşımızı tanıtıyorduk. Oradaki insanlara ulaşmış oluyorduk. Çok güzel. Bunların içerisinde en önemlisi benim için Hollanda'nınkiydi. 10 iş adamını ve genç girişimcileri davet ettikleri bir programla davet edilmiştim. Ben genç girişimci bir kadın olarak gitmiştim o programa. Oradaki hanım Türk kadınlarının yapabileceği işlerin ne olabileceğini araştıran bu üniversite öğrencileri, üniversite heyeti bizim orada bir atölye açmamızı istemişlerdi. Oradaki hanımların çalıştırılması ve oradaki insanların da istihdam edilebilmesi için. Ama şimdi biz burada esas amacımız tabii onların çok güzel bir teklifiydi ama bizim esas hedefimiz önce Yeşil Yurt'tu. Çünkü benim Muğla Belediyesi de bu işi önce ilk başladığımız yıllarda o dönemdeki belediye başkanı Muğla merkezde yapmamı istemişti. Hayır dedim, ben Yeşil Yurt'tuyum ve bunu Yeşil Yurt'ta yapacağım. Mehmet Güner'le birlikte hep beraber burada yapmaya karar vermiştik. Çünkü bizim niyetimiz, amacımız yani Yeşil Yurt'taki kadının istihdam edilmesiydi. Onun ürettiğinin pazarlanmasıydı. Onun için yani en güzel bir şeydi. Oradan bu teklifi almak çok güzeldi ama bu tercihi yapmak da güzeldi. Unuttunuz beni. Yalnızım, evet. Biraz da yorgun. Gövdemi tutan şu ellerden başka kalmadı yoldaşım. Sessizim. Yüküm ağır. Ama yine de temelli susmadım. Yaşlansam da söyleyecek sözüm bitmedi daha. Ben ki bedenime dolanmış çilelerden ilmek ilmek dokudum yılları. Ben ki her başladığım işe kozasından çıkan ipek böceği telaşıyla sarıldım. Tutundum bir yanından. Siz yine de unuttunuz beni. Thank you.
Yeşilyurt ve Karacan ailesi için belki de en gururlu an, Bürümcük kumaşından ürettikleri bir yeleğin tarih sahnesinde savaşa neden olmuş bir karakterin üzerinde gördükleri andı. Üstelik Bürümcük kumaşının ünü bununla da sınırlı kalmamıştı. %100 ipek olan kumaşımızın Hollywood filmine gidişinin hikayesi şöyle olmuştu. Geldi müşteri, dedi ki bize şu kadar kumaş lazım. Bir filmde kullanacağız ama nasıl kullanacağını kimseye söylemeyeceksiniz. Biz size söyleyin diyene kadar dediler. Tamam dedik, kumaşı alıp götürdüler. Aradan bir sene geçti. Sonra bir telefon geldi. Hanım dedi ki artık dedi konuşabilirsiniz. Truva Savaşı'ndaki Helen'in kıyafeti olarak hazırladık ve orada kullandık. Vizyona girdi, Muğla'ya geldi, gittim şeye, sinemaya. Bakacağım artık yani kumaş nasıl bir hale almış, nasıl duracak. Buraya kadar giden o kumaşın o şeyde filmde kadının üzerinde çok az bir sahnede kalmasına çok sinirlenmiştim. Çünkü hakikaten çok güzel bir modeldi, çok güzel bir sunumdu ama maalesef çok az bir süre üzerinde tutabildi. Bizim üretmiş olduğumuz bu kumaş Truva filminden önceki filmlerde de kullanılmış aslında. Çünkü bu kostümcüler bizden önceki yıllarda da kumaşlar alırlardı. Harry Potter'ın pijamalarının ve Savaşçı filminin de bazı kostümlerinin bizim kumaşlardan yaptıklarını söylediler. O çağlardan beri aynı orijinallikte ürettiğimiz bu kumaşın bugün de çok önemli olduğunu düşündüm. Karyalı Prenses'in mezarının bulunduğu dönemde mezarda bulunan kumaş parçasının bizim ürettiğimiz bu ipek kumaşla birebir aynı olduğunu söylemişlerdi bize. Hatta o dönemde valilik o Karyalı Prenses'in bir şeysinin mumyasını yapıp müzeye konulurken üzerine giydirilecek olan o kumaşı da bizim kumaşımızdan istemişlerdi. Onları göndermiştik ve o dönemin kıyafet şekline göre hazırlamışlardı. Oradaki kumaş da bizim kumaşımızdı. Yeşil Yurtlu'nun gündelik hayatında her an elinin altında bulundurduğu dokuması aslında kendisinin bile fark etmediği kadar değerliydi. Yerli bazı insanlar var işte diyorlardı ki biz bu ifeklerden, bu bürümcüklerden bizim sandıklarda da var. Önceki senelerde bu kumaşları niye üretiyorsunuz? Bunlar eski kumaşlar, artık bunların zamanı geçti diyen o eleştiren insanların gelip bizim sandıkta da bunlardan var deyip bize hava atmaları benim çok mutlu ediyordu aslında. Çünkü artık onlar onu benimsemişlerdi. Önemli olmuştu artık kumaşımız. Bizim için her zaman önemliydi ama o önemsiz kabul edilen toplumun da bunu artık önemsediğini görmek güzel bir durumdu. Yaşanan bu gelişmeler köyün gençlerine de ilham verdi. Ben bu işi yapmak istediğimde annem yapıyordu ve ben de onlara söküleceklerini söküyordum. Ve bunun için merak ettim ve annem bana öğretti. Sonra ben de öğrendim ve şimdi kendi alıncaklarımı alıyorum. Annemle babama yardımcı oluyorum ve bu işi yapmayı çok seviyorum. Bir de açık renklerini ve ebru'lu renklerini yapmayı çok seviyorum. Şimdi ileride kardeşim var. Şimdi onu da öğretmeyi düşünüyorum. Bir dönem Yeşil Yurdun ekonomisinde önemli bir rol oynayan, hatta tütün politikaları yüzünden zor dönemler geçiren Yeşil Yurtluların adeta hayatını değiştiren ipek dokumacılığı şimdilerde zor günler geçiriyor. İpek dokumasının verilen emek sebebiyle yüksek fiyatlarda olması az tercih edilir olmasına sebep olmuş ve bu yüzden yerini daha çok pamuk dokumacılığına bırakmış. Bunun üzerine teknolojinin de gelmesiyle dokuma tezgahları sayısı azalmaya başlamış. Yeşil yurtları en çok üzense unutulan değerler olmuş. Yeşil yurtta dokumacılığa her ne kadar kadınlar sahip çıkmaya çalışsa da Yeşil yurt dokumacılığı bugün teknolojiye ve unutulan değerlere karşı mücadele veriyor. Yaptığımız ürünler çok değerli, çok emekli. Yani elimizden çıkan her ürün bir ekmek kadar kıymetli bizim için. Yani ona çok değer veriyoruz. Her teli, her düğümü bir ana, bir hikayesi var aslında. Üretmek, bir evlat gibi, bir çocuk gibi bir şeyleri meydana koymak bence çok güzel. Yeşilin kendine yurt edindiği yer, pisi. Bugünkü adıyla Yeşil Yurt. İnsan elinin can verdiği bu tezgah ve bu dokumalar hayata sadece bir pamuk ipliğiyle bağlı.